eder, Halkbank yapar, Halkbank. Anesentez hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 5 Kasım günlerden çarşamba, artık haftanın ortasına geldik. Gündem yine yoğun, birazdan konuşacağız. Tabii yerel seçimlerdeki son durumla beraber dünyada gelişmeleri ve Türkiye'deki gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Birazdan Baki Atilal olacak İstanbul stüdyomuzda ve Mustafa Kartoğlu Ankara stüdyomuzda diyelim. Ve hemen rakamlarla başlayalım. Borsa İstanbul dün nasıl kapatmış bir bakalım. 93.880, %1'in üzerinde bir kayıpla tamamladı Borsa İstanbul. Dolar tarafında ise yükselişler var. Nedenini birazdan Baki Atilal'e soracağız. 5.38.60'lar ki 5.20'lerin altındaydık bir ara. Hatta geçtiğimiz hafta 5.13'lere kadar geriledi biliyorsunuz. Euro tarafında da 6.10, sterlinde de 6.83 seviyesini gözlemlemekteyiz. Hemen bakalım altında neler oluyor. Altın tabii doların da yükselmesiyle birlikte bir de ons altın da keza aynı şekilde 1.225'lerdeydi. 1.235 ons olarak kadar yükseldi. Bu noktada bir de gram altın 213 TL'ye kadar yükseldiğini görüyoruz ki 203'ler 204'lere kadar düşmüştü gram altın. Ve petrol tarafına bakacağız. Petrolde de 61 dolar seviyesi var. Yakından takip ediyoruz Rusya-Ukrayna gelişmeleriyle beraber. Katar'da biliyorsunuz OPEC'ten ayrıldı. Dolayısıyla petrol üzerinde nasıl bir etkisi var? Çok ciddi bir etki görmüyoruz açıkçası. 61'li seviyelerde 50-60 bandında hareketli bir petrolden bahsediyoruz. Hemen bakalım faiz cephesine. Geçtiğimiz hafta %19'lar civarında görmüştü faiz. Ancak şu an %20.24. Enflasyon açıklanmıştı hatırlayalım. %21'in üzerinde bir enflasyon var. Ama asgari ücret görüşmeleri, emeklerin ücretleri ne olacak? Ki çok az bir süre kaldı. Bu ayın sonunda belli olması lazım 2019 rakamları, ama market fiyatlarında net bir düşüş gözlemlemiyoruz maalesef. Hala Ağustos öncesindeki rakamlara erişebilmiş değiliz. Hala bazı ürünler oldukça pahalı diyelim ve hemen başlıklarla devam edelim. Şimdi başlıklara bakacağız. Bugün başlıklarda neler var? Hızlı bir şekilde göz atalım. İstanbul adayı için biraz sabırlı olun dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Binali Yıldırım mı olacak sorusu üzerine. NATO'dan Rusya'ya bir çağrı yapıldı bu Ukrayna meselesiyle ilgili. 60 günlük süre verildi diyelim ve Fransa'da hükümetten geri adım geldi. İstekleri vardı, sarı yeleklerin 42 tane isteği vardı. Vakit kalırsa bu 42 istek nedir? Onlara hızlı bir şekilde göz atacağız. Ve şimdi 6 gündür yoktu Cumhurbaşkanı Erdoğan. G20'den sonra iki ayrı ülkeyi daha ziyaret etmişti. Ve yerel seçimlerle ilgili açıklamaları var ittifak konusunda. İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım'ın sorusuna İstanbul için biraz daha sabırlı olacağız yanıtını verdi. Bu arada Devlet Bahçeli haftalık grup konuşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı sonrasında diyelim. Gündeminde AK Parti ile yürütülen ittifak görüşmeleri vardı. Bahçeli pazarlık yapıldığına dair iddiaları sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Alman şansölye Merkel anlaştı. Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisi yapılacak. Açıklama Kremlin'den dış politika danışmanı Yuri Ushakov'dan geldi. Bu arada CIA direktörü biliyorsunuz Gina Haspel, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gelmişti. Gözlemleri vardı. Sonrasında bir rapor yayınladı. Trump bu rapora inanmadığını ifade etti, ancak Cumhuriyetçi senatör o toplantıya katıldı ve şöyle diyor. Prens Selman, Kaşıkçı'nın cinayetinde suç ortağı olduğunu düşünüyorum Prens Selman'ın dedi. Bu arada Merkez Bankası Kasım ayına ilişkin Kasım ayı enflasyonu ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Kasım ayında eksi gelen enflasyonda vergi indirimleri, Türk lirasındaki değer kazancı ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğunu söyledi. Aynen öyle, çünkü gıda fiyatlarında ciddi bir düşüş görmüyoruz. Şimdi motorine bir indirim daha geldi. 8 kuruş daha indi motorin dün gece yarısından itibaren. 5 lira 92 kuruş oldu İstanbul'da. Benzin fiyatında herhangi bir değişim görmüyoruz. Başlıyoruz. Baki Atilal yanımızda. Baki hoş geldin, hoş yayına. Ve Mustafa Kartoğlu, günaydın. Günaydın Baki, hoş geldin. Günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi sen aslında, de hoş geldin.
Enflasyon meselesi biraz konuşalım diyeceğim ama onun öncesinde hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçak inişi 6 gündür yoktu. Açıklamalarını biraz sonra konuşalım Mustafa Kartoğlu'na. Arkasından Merkez Bankası'nın enflasyon raporu, raporu demeyeyim, açıklamasını konuşalım. Tahmin edileceği üzere zaten vergi indirimleri, benzindeki indirim ve TL'deki değerleme aslında. Gıda fiyatlarında çok ciddi bir düşüş yok. Çünkü dün çok mu alakasız olacak belki örnek açısından söylüyorum. Hindi füme, yani hani çok örnek. Sadece fiyat baktığım için 16.90. Ağustos ayında 9.90, 8.90 civarındaydı. İki kat artan bir fiyattan başlıyorum. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 3 ayda. Bunu söyleyeyim devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüşü sonrası yerel seçimle ittifakla ilgili açıklamaları önemliydi. Binali Yıldırım sorusuna İstanbul için sabırlı olacağız dedi. Şimdi başka bir aday olasılığı mı var diye tabii bir soru işareti oluştu Mustafa Kartoğlu. Buyurun. Yok. Yani sadece Cumhurbaşkanı'nın kafasında varsa onu bilmiyorum. Ama onun dışında bizim bildiğimiz başka bir aday yok. Biraz büyüsünü kaçırmak istemiyor anladığım kadarıyla. Geçen gün ben de bahsetmiştim. Bütçe görüşmeleri var. Bir bütçe görüşmelerinden önce bazı seyahatleri de var. Şu anda Çin'de Binali Yıldırım. Ondan sonra iki seyahati daha var. Biri Macaristan, diğerini hatırlamıyorum şimdi. İki seyahati var. Bazı anlaşmalar var ülkeler arasında. Bunların hepsi planlanmış. Bunları yapacak diye biliyorum. Bir de bütçe görüşmeleri var. Açılışını yapacağını biliyorum ama sonuna kadar kalır mı kalmaz mı bundan emin değildim. Ama Cumhurbaşkanı'nın söylediğine göre kalacak, öyle anlaşılıyor. Biz aslında ayın 15'ine kadar bir açıklama bekliyoruz. İllerin açıklamasını bekliyorduk ama belki İstanbul'u sona bırakırlar, bilmiyorum. Bu Cumhurbaşkanı başkan olarak, meclis başkanı olarak Binali Yıldırım'ın parlamentoda kalacağı zamandı benim bahsettiğim. Şimdi aslında Cumhurbaşkanı'nın açıklaması da biraz buna benziyor. Yani bunu işaret ediyor. Çünkü Binali Yıldırım başkan olmayacaksa o zaman bütçe görüşmelerine başkanlık gidecek 22'sine kadar demenin de aslında dediğinde bunu biraz Binali Yıldırım'ı işaret ettiğini, bu işlerini bitirsin, meclis başkanlığından da ayrılacak anlamında ben onu okudum. O yüzden orada yeni bir kafa karışıklığına bence gerek yok. Ama öbür taraftan başka yerlerde değişiklikler olabilir mi? İşte öyle bir ihtimal açıldı sanki. Zira AK Parti hemen hemen en çok açıklayan o, her yerde değil ama 20 eksiği var AK Parti'nin açıkladığı, 21 eksiği var. Bunları açıklayacak. Bunların içerisinde İstanbul'da var, işte Mersin, Adana filan da var. Diğer yerlerde Milliyetçi Hareket Partisi'ne ile birlikte bir aday belirleme durumu mevzu bahis olabilir. Bu arada bazı adayların değişme ihtimalinden bahsediliyor ama ben açıklanan adaylardan değil, açıklanmayan ama aslında bilinen, aynı Binali Yıldırım gibi, bazı adayların yer değişikliği yahut işte isim değişikliği, bazı yerlerde de isim değişikliği olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında bu hafta aslında biz de Milliyetçi Hareket Partisi ile hangi ilde kimin üzerinde anlaşacaklar, yani yerelde ittifak nasıl olacak ya da ittifak yerele nasıl yansıyacak, bunu merak ediyor olacağız. Herhalde bu hafta sonuna kadar bazı yerler biraz olgunlaşmaya başlar. Çünkü konuşulursa bizim haberimiz oluyor, konuşulmazsa olmuyor. Şimdi bu hafta onlar konuşulacaklar. Cumhurbaşkanı buraya geldi ve artık bütün mesaisini buna verecek. Önümüzdeki haftada netleşir diye ben tahmin ediyorum. Evet. Şimdi 100 günlük eylem planını ne zaman açıklayacak Cumhurbaşkanı? Ne zaman açıklayacak Cumhurbaşkanı? Bizim için önemli olan da piyasalar için. Evet. Mustafa Kartoğlu. O da hazır. Bu işlere, bu konuya aslında Başkan Yardımcısı Fuat Oktay bakıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı bakıyor. O tarafta da bu eylem planı, 100 günlük eylem planının tamamlandığını, ikinci 100 günün hazırlandığını biliyoruz. Onun lansmanı henüz yapılmadı. Cumhurbaşkanının gelmesini bekliyoruz. Pozisyon buydu en son, düne kadar yani. Şimdi Cumhurbaşkanı geldi. O lansmanın, tanıtımın her an yapılmasını bekleyebiliriz. Evet. Yerel seçimlerle ilgili herhalde piyasanın fiyatta da bir durum yok. Binali Bey'in işinin bu kadar uzun sürmesi herhalde olmayacak diye bir şey düşünmeye başladık ama Mustafa çok net bir şekilde ilk cümlede yok dedi, öyle bir şey. Kapattık onu. Şimdi
Şimdi, dediğim gibi yani sen evet. Bir kişinin kafasında yoksa yok ama eğer orada varsa onu da biz bilmiyoruz. Henüz bilmiyoruz. Şimdi sosyal medyadan asgari ücretle ilgili konuşur musunuz diye sorular var. Ama öncesinde tabii biz enflasyon ve piyasayı bir konuşalım. Ben şöyle ne dolar niye yükseldi? 1 ve 2 yapalım mı? Asgari ücrette ne olur hikayesinde. Şimdi kira konusunda dün bir meclise şey geldi. Yasa tasarısı geldi. Orada daha önceden biz üfe üzerinden kira ödüyorduk. Artık onu tüfe üzerinden yapılmasına yönelik. Dolayısıyla tüfeye de baktığımızda yılı 21,5'da falan kapatırız. 21 diyelim. Oradaki artış da, asgari ücretteki artış da aşağı yukarı yılın ilk yarısı için %10, ikinci yarısı için %10 olur. Ya da 8'e 8 tarzı bir şey olur. Çünkü YEP'teki hedefte 16,5. Hemen onun üzerine giderler diye düşünüyorum. Hemen buradan Mustafa Kartoğlu'na sorayım. Asgari ücret %10 artı 10 veya 8 artı 8 beklentisi var. YEP üzerinde. Çünkü YEP'in tahminleri bu yıl içinde tutacak gözüküyor. Dolayısıyla önümüzdeki yılda onu hedefliyorlarsa onu koyar diye düşünüyorum. Var mı öyle bir tüyo? Asgari ücret vesaire ve işte emekliler. Yok. Bizim bildiğimiz şey evet. Şu. Tabii bu 10 artı 10 ya da 8 artı 8 değil. Yani rakam olarak değil ama bizim bildiğimiz... Verilen zammın enflasyona ezdirmedikle izah edilebilecek bir zam olması. Bu ilkeyi bozmamak gerekiyor temel olarak. Evet. Şimdi bu her ikisi de bu şekilde izah edilebilir durumda anladığım kadarıyla. Yani 10 artı 10 dediğinizde zaten 20'nin üstüne çıkıyor. Normal hani bu seneye baktığımda öyle ama YEP'e göre %16,5 enflasyon 19. hedeflemesi hedefleme var. 19 oysa 8 tarzı bir şey olur. Civarı, 1603 şu an, %20 civarı desen 320, 1920 civarı bir şey. Zaten yanılmıyorsam diskte dünyada evvelsi gün 2800'den pazarlığı açacakmış galiba. 2000'de belki o olasılığı var, 20 yaparsa 10. İşte bakalım göreceğiz. Yani 1900-2000 arası herhalde o da YEP'e göre veya enflasyona göre. Tamamlanır o işe. Evet ve enflasyon ve tabii dolardaki bu atak onu soralım. Dolardaki bu atak. Şimdi dolarda gayet güzel bir haftaya başlamıştık. Yani ilk önce onu söyleyeyim. Güzel bir şekilde 5.15-5.17 seviyesine kadar geldik. 5.13. 5 olacak değil de 5.17'nin altına geldiğinde bir talep kıpırdanması olduğunu gördük. Ve o sırada da CDS'ler üzerine çok konuşmaya başladık. Ya bu CDS'ler niye yukarı gidiyor bir haftadır diye. Ve etap etap gittiğimizde çok güzel bir enflasyon verisi geldi. Piyasa beklentisinin biraz üzerinde ama negatif çıkması zaten beklenen bir şeydi. Çünkü biraz önce de konuşuyorduk seninle. Direkt manşet vergi indirimleri net olarak etkisini gösterdi. Tamam TL'deki değer kaybı var ama ana kriter burada. %10'luk o fiyat indirimi kampanyasından daha ziyade devletin kendi vergisinden feragat ettiği dönemdeki etkini burada net olarak gördük. Eksi geldi. O eksi gelmesiyle beraber bir anda nasıl olduğunu anlamadık ama bir 20-25 dakika içerisinde Merkez Bankası faiz indirmesi gerekir tarzında bir sosyal medyada bir anda çığ oluşmaya başladı. Gördüm onu. Onu dediğin anda bu eşittir güvensizlik anlamına gelir. Bir anda piyasanın takip ettiği arkadaşlar da bunu söylemeye başlayınca yapabilir diye. Sosyal medya, Twitter üzerinden niye çıktı. Niye yani? Çünkü sonuçta daha enflasyon açıklandı, onun daha yeni. Hani niye çıktığını da şöyle söyleyeyim. Aralık ayında da bekleyeceğiz. Bak, 2000... YEP'in hedefi evet. 21,6 civarında bir şey. Merkez Bankası'nın hedefi de 23,5. Şimdi 23,5 olmayacağız son derece net. Yıl sonu doğru. Yani %1 bile gelmiş olsa Aralık ayında 22 ile kapatıyorsun. Dolayısıyla YEP tutturmuş oluyor bunu. Merkez Bankası'nın hedefinin üzerinde. Buna istinaden bunu söylediyse arkadaşlar... O zaman Merkez Bankası faiz indirme değil, beklentisini revize etmesi gerekir. Burada onu oynadılar. Çünkü Merkez Bankası enflasyon raporunda net bir şekilde diyor ki yılın 2019'un ilk çeyreğinde fiyatlar yukarı gidecek baz etkisinden dolayı. İkinci çeyrekte yatayda kalırsa ikinci yılın ikinci yarısından itibaren kredi koşulları, Türkiye'deki kredi koşulları normalleşmeye başlarsa ki şu anda kredi büyümesi -12,6. Bunun normale gelmesi... Yurt dışından refinansman olanaklarının daha da arttığını görürsem enflasyon beklentimi ve faiz indirimlerini adım atmaya başlayabilirim ibaresini kullandı burada. Söylediği 2019'un ikinci yarısından itibaren diyor. Yani sosyal medyada. Sen onu tutup bir ayda bunu yaparsan yapamaz, ve 25-50 basmandan bahsedildi bu arada. Yani 25-50 basmandan hiç kimseye bir hayır olmaz. Onu ama gelir mi? Olay gelir mi değil. Sen bu cümleyi kurdun mu? Kurdun.
İlk çeyrekte de bu enflasyonun artacağını biliyor musun? Evet biliyorsun. Net bir şekilde artacak. Çünkü baz etkisinden dolayı. Bu durumda sen böyle beklentinin altında geldi diye hemen o indirme vurursan senin kurun da artar. Tahvil faizin de artar. Kredi mekanizman şöyle söyleyeyim 12.6 dedim ya. Bir hafta önce 12.8'di. Bir şey söyleyeceğim. Merkez oradaki Bankası o zaman birkaç ayı bekleyecektir. Merkez Bankası net söylüyor. 6 ay ben bu oyunun içerisinde yokum diyor zaten. Tamam. Zaten kendi merkez açıklamasını yapmış. Ama sosyal medya niye karıştırıyor işi? Ya sosyal medya karıştırıyor ama sosyal medyada çıkanlar bazen gerçekleşiyor. Yani %33'e 66 diyebiliriz orada. Üçte birlik kısmı gerçekleşince ya olabilir mi hikayesi bir anda gündeme geldi. Bunu CDS'e de şöyle bağlayacağım. CDS de bu bankalar ismini hep söylüyorum. Çerçeve anlaşması ne oldu? İmzalanacaktı. Diğer bankalarla bir hikaye oluştu mu? Bankacılık stres testi neye, bankaların ne kadar sermaye ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu konkordatolardaki büyüklük nereye ulaştı? Bunların net resmi gelmeyince bir de Vadımık ihracı gerçekleşiyor. O da tam anlaşılamayınca burada anlatmada bir sıkıntı oldu. Çünkü net bir şekilde piyasa ikiye bölündü. Bu yaramaz ve yarar diyenler. Dolayısıyla burada demek ki iletişim iyi sağlanamamış. Yani net onu görüyoruz. Bu da bir araya gelince CDS tarafı uzun vadeye baktığından dolayı ya ne yapıyorlar? Tarzından yukarıya gitmeye başlayınca o kur da bir anda bam diye yukarı gitti. Ama bu kur ne yaptı sana aynı zamanda? Algını bozdu senin. Pazartesi günü 5.17'yi gören kur dün itibariyle 5.43-44 görmüştü. Bunu görünce insanların aklına hemen şey geldi. Bak Ağustos'ta da böyle bir şey olmuştu. Bir şey söyleyeceğim. Ama sakin olmak gerekiyor. Niye sakin olmak gerekiyor? Bugüne bağlayayım sana. Mesela Akbank'tan bedelli sermaye arttırımı geldi. Bankacılık sektöründe bu sermayenin güçlendirmesi için yapılması gereken bir adım. Diğerleri de bunu takip eder diye bekliyoruz. Dolayısıyla daha güçlü bir şekilde girmen gerekiyor. Bu adımları gördüğün takdirde o CDS ve kurdaki hareket de aşağı gelir zaten. Bu arada dün Cüneyt Paksoy buradaydı. Şöyle söylemişti zaten işte 5.16, 5.17, 5.20. Eğer yukarı doğru bir hareket başlarsa 5.45, 5.55 teknik bir hareketi var. Vatandaş tekniğine bakmaz orada. Biraz o yüzden dedim 5.15 bir anda 5.45'e tamam, gidince 30 kuruş tamam, eder bu. 5.45, 5.55 zaten bir rakam verdi. Teknik, ya tabii ki vatandaş tekniğe bakmaz ayrı bir konu ama biraz da işin teknik boyutu da çalışmış olabilir. Çalışır zaten. Teknik boyut yani, bizde çalışır ama vatandaş tarafında ya oradan dönmüştü ne tekliği falan derler. Diyebilir ama net diyorlar zaten. Bir de yani olayın sadece ne oldu? Biz orada ne yaptık? Pazartesi günü bu enflasyon verisinden sonra kur kıpraşmaya başlayınca 5.22'ye gelince dedik ki dolar kontratlara bakmaya başlayın. Orada bir hareket görürseniz demek ki artık buraları dip. Bak bunu dedik ve insanlar o yönde pozisyon almaya başladılar. Evet. Bir de şöyle düşün. Şimdi 7.25'ten 6.5, 6.5'dan 6 sonrasında hızlı bir şekilde geldi 5.20. Aslında biliyorsun ki teknik açıdan bu şekilde hareket etmesi sağlıklı. Yani 5.20, 5.50, 5.20 oluşturuyor sonuçta bir. Ama 5 ile 6 arasında bir yer oturursa bu dolar TL 2019 için konuşuyorum. 5.6 fazla olur. 5.5.80, 5.5.70 yani ve 50 kuruşluk bir bant yeterli. 5.20-5.80 diyelim örnek. Eğer böyle bir banda oturursa 2019 senesi için konuşuyorum. İş dünyasından tut da döviz konusunda gözlerini diken dövize insanların ya da şirketlerin şeyi belli olur. Bizim bozmuyor. Belli olur yani 5.20-5.80 böyle bir aralığımız var. Daha nasıl diyeyim geleceğe bakarak görerek gider. Çok güzel bir şey söyledin. Şimdi ondan sana örnekle yapayım. 5.20-5.80 60 kuruş diyorsun. Hı-hı. Bir yıl boyunca hareket bandı bu olsun. Evet. Ben de diyorum ki 5.15, 5.45, 30 kuruşluk bir hareket kaç günde oldu? 2 günde. Hı-hı. Algı bu şekilde bozulur. Hı. İzleyeceğiz. 1 yıla 60 kuruş, 2 güne 30 kuruş olunca insanlar hemen diyor ki siz bu 7'ye giderken de bu kadar hızlı hareket etmek çok dediniz. Çünkü telefonla müşterilerle biz konuşuyoruz ya. Biliyorum da yani hani o kadar da abartılacak bir durum değil. Abartılacak değil ama böyle hızlı hareketler sıkıntı yaratacak hareketler. Yani hani. Yani ne yapıyor adam? Önceden elinde TL'si evet var. Mevduatta zaten stopaj avantajı da kalktı. Evet. Ay başı itibariyle, pazartesi itibariyle orada 5 puanlık bir avantaj sağlanmıştı. Hı hı. O kalkınca geçen hafta biz yaptığımız sunumda nitelikli yatırımcı dediğimiz 1 milyon üzeri varlığında nakit olarak varlığı olan müşteriler tek soru sordular bize 2019 projeksiyonlarımızda. İlk soru stopaj avantajı devam edecek mi etmeyecek mi? O kesim için son derece önemli. Bir de öyle bir şöyle bir şey düşün. O kesimin elinde nakit var ona göre bağlamıştı onu. Kur hareketlenince o taraftakiler TL'ye mi gittiler, dövize mi gittiler? Hmm. Ben diyorum birinci soru bu. Yani
FED ne yapar, Merkez Bankası ne yapar, ekonomimiz daralır mı, büyür mü? Ondan sonraki soru olur. Birinci soru, bu mevduattaki avantajımız devam edecek mi, etmeyecek mi? Sonuçta senin, ben hep şey diyorum, faiz lobisi, faizde hassas kesim dediğin, nitelikli kesim işte, 1 milyon üzeri olanlar. Bunların sorusu bu oldu mesela. Şimdi belki stopaja devam ederler, belli yok, olmaz. Yok yok, bitti, kapandı. Uzatma yazısı gelmeyince otomatikman devre dışı kaldı. Tekrar da yapılabilir ve yani. Ve bu haber de sağ olsun işte o enflasyon rakamından sonra ikisi birleşti, karma karışık oldu ortalık. Bir şey yok, bir şey yok. Biraz sakinleşmek gerekiyor. Yani 5.20, 5.40 o sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yani 7.25'ten geldik biz buralara. Ya yani bunlarda sıkıntı yok. 5.20, 5.45, 5.50 bilelim ama biz ne bak, olacağını. Şöyle söyleyeyim sana. Teknik konuştuğundan dolayı 5.30'un üzerinde teknik olarak artık 5.30'u dip kabul etmen gerekiyor. Çünkü bir kanal vardı aşağıda, onun üstüne çıktı. Evet ama sonuçta bildiğin takdirde sıkıntı yok, onu diyorum. Tabii canım. Yani 5.30-5.80. Örnek 5.30-5.80 bir bantta hareket ederse alıcı da atıyorum soğan alan da örnek veriyor. Hemen destek yapayım. Commerzbank'ın dün şeyi vardı, 6.50 bekliyorlardı. Onlar da TL'yi 5.75 bekliyorlar 2019'da. Yani. Evet Mustafa. Bunun etkenleri de ne, onu da söyledim. Dünyadaki küçülme, FED'deki yavaşlama adımı. Bugün mesela Avustralya'nın büyümesi geldi. 6 bekleniyor, 0.6 beklenirken 3. Her tarafta büyüme aşağı gelirken FED tek başına faiz arttıramaz diye aşağıya gelen bir gözlem var. Daha önce işte ne konuşuyorduk? 10 yıllık tahvil faizi Amerika'da 3.50'ye mi gider? 3'ün altına geliyor. Korelasyonlar bozuldu diyorsun. Bu niye bozuluyor? Bir gün Amerika çok güçlü, ertesi gün ya yeterince güçlü değil. Ondan sonra ya Çin büyüdü, yok ondan sonra Çin büyümesi geriye geldi. Bunların hepsi karma karışık olunca normal mantık ne yapar? Gider ki ya en güvenli varlık neyse bizim devlet tahvili, al babam ben. Alınca aşağı geliyor, belirsizlik var çünkü. Amerikan tahvillerini gördüm ben. Bize de yansıması bu şekilde oluyor. Evet, şimdi bir de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumu yapıldı. Şimdi NATO Rusya'ya 60 gün süre verdi. Ve bu füze menzilleriyle hakkında da Rusya'nın hile yaptığı iddia ediyor Dışişleri Hile Bakanı. Hile yapana genelde giriyorlardı. Buyurun Rusya'ya da girin. Yani işte Rusya-Ukrayna meselesi, bir de bu orta menzilli nükleer anlaşma hikayesi uymuyor Rusya diyor falan. Şimdi bu Rusya-Amerika arasında da böyle bir çekişme var. Artı Ukrayna meselesi ne oldu mesela, onu da bilmiyorum Mustafa Bey. Buyurun. Şimdi önce bu şu para pul mevzularından tabii çok anlamam ama iki şeyi görüyorum. Bir, siyasetle bağlantılı. Amerikan dolarının başında, en azından ülkenin başında, doğal olarak da doları çok etkileyen bir pozisyonda olan adam o kadar oynak ki doların bu kadar oynaması biraz normal. Yani o Baki'nin düşündüğü işte 5-10 puanlık, 15 puanlık oynamalar hani makuldür ama 30 puan olursa bir günde bu insanı endişe ettiriyor. Ama bizim artık 25'lere falan, 20-25'lere alışmamız lazım. Çünkü karşımızda böyle bir adam var. Yapılacak bir şey yok. Henüz ona alışmadık. Bir, onun etkisi var. Biraz ona alışmamız lazım. İki, hakikaten oynaklık rakamın kendisinden daha önemli. Yüksek 7 lira olmuş, 8 lira olmuş, 6 lira olmuş falan, bunlar bile bir süre sonra önemini kaybeder. Ama bu oynaklık, bizim millet biliyorsunuz yani kaşı gözü fazla oynayandan da hoşlanmaz. O yüzden oynaklığı sevmez. Şimdi hele bu piyasalarda bu kadar zikzak çiziyorsa ne yapacağı belli olmaz. Trafikte işte makas atan araç gibi eyvah dersiniz, gözünüzü kapatırsınız yani nereden çıkacağı belli olmaz. O yüzden oynaklık rakamdan daha önemli. Ama oynaklıktaki o marjı biraz genişletmemiz gerekiyor. En azından muhataplarımızın durumu biraz malum. O yüzden biraz daha geniş tutmak lazım. Şimdi gelelim Rusya meselesine. O da tabii ayrı bir şey. O da yani parayı da etkileyen bir durum. Çünkü Rusya aynı zamanda bir ekonomik aktör. NATO dediğiniz zaman, NATO ile Rusya, NATO Rusya'ya bir şey dediğinde bu sefer ordular konuşmaya başlıyor. Bu daha ciddi bir sıkıntı. Öngörülebilirliği de çok fazla yok. Kimin kime ne diyeceği çok belli değil. Burada makul adam Putin, ne diyeceği belli olmayan adam Trump. Yani tersini biz normalde beklerdik. Rusya'nın ne yapacağı belli olmaz. Tersi pistir filan. Ama şimdi burada iş biraz şeye kaydı. Amerika Birleşik Devletleri'ni o pozisyona getirdi. Yer değiştirdiler. Zaten dünyada biraz tersine döndü ya. Çin Devlet Başkanı serbest piyasayı
liberal ekonomiyi savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri daha içe kapalı ekonomiyi savunuyor filan. Şimdi dolayısıyla burada Ukrayna konusunda hiçbir şey yapmayacak NATO. Son derece net konuşmalarına, bundan sonra ne diyeceklerini filan da bakmayın. Bir şey yapmayacak, yapamayacak. İki, Rusya'ya karşı orta menzilli füzelerde işte mesafeleri, yükseklikleri vesaireleri ya da bunların kapasiteleri konusunda yanlış bilgileri kaldırdım dedin, kaldırmadım filan. Bu tür tartışmalar eskiden beri hep var. Bir de kim kime yalan söylüyor? Tersinden soralım, kim kime zaten bütün doğruları söylüyor ki? O yüzden bunların hepsi bahane. Hani suyu bulandırdığın gibi bir şey bu. Gerçek bile olsa bahane. Çünkü bundan önce de vardı bu. NATO sularından Rus uçakları geçip birçok NATO ülkesinin hava sahasını ihlal ederken NATO neredeydi? Hiçbir yerde değildi. Efendim önleyici iki uçak uçurduk da onlar da terk ettiler de filan. Ama adam sana bir gösteri yapıyor, bir şov yapıyor. Bir şey diyor musun? Hayır. Ukrayna'yı işgal ediyor. Bir şey diyor musun? Hayır. Bir şey yapıyor musun? Gene hayır. İşte Avrupa biz ordu kuracağız diyor. Kurabilirler mi? Hayır. Biz işte Brüksel'de de Fransa'da da biraz kurcaladık. En çok Fransa Cumhurbaşkanı bundan bahsediyor. Ne oldu? Ne zaman kuruluyor? Nasıl olur? Biz orada olur muyuz filan? Konuşmalardan sonra baktık herkes ağırdan alıyor. Tabii bu bir düşünce. İyi de bir düşünce. Çok da lazım falan ama. Aması ne? NATO var. İki, biz şimdi bir araya geleceğiz. NATO gibi bir emir komuta zinciri oluşturacağız. Çok zor. Ya bunu birisi modere edecek. Kim olur Avrupa'nın içerisinde bunu modere eden? Parayı kim veriyorsa, askerin çoğunu kim veriyorsa olur. Burada da Almanya dikkati çekiyor. Kimse de Almanya'nın bir Avrupa ordusunun komutanlığını almasını istemiyor. Dikkat edin, NATO da böyle kuruldu. NATO kurulduğunda herkes çok iyi anlaştı. Ne güzel bir araya geldiler, kardeş kardeş birbirlerine işte emir komuta zinciri oluşturdular mı? Hayır. Amerika Birleşik Devletleri kurdu. Komutayı da o üstlendi. O yüzden tıkır tıkır yürüdü. Aslında Amerika Birleşik Devletleri kendine tırnak içinde, kendi organizasyonuna, kendi mekanizmasına farklı ülkelerden askerler aldı. Giderek yavaş 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 oturdu. Böyle baktığınız zaman bir Avrupa ordusu da zor. En azından benim ömrüme sığacağını zannetmiyorum. Böyle bakınca da Rusya ile en fazla ağız dalaşı olur. Daha öteye gitmez. Ruslar da siz de ama böyle demiştiniz der. Sonra filan şeylerden dolayı bir yanlış anlama oldu der. Mevzu biter. Ama Ukrayna konusunda herhangi bir gelişme, bir müdahale durumu beklemiyorum. Tam tersi, Rusya belki önümüzdeki günlerde politik olarak, askeri olarak değil, politik olarak Baltıklardaki ve Doğu Avrupa'daki etkinliğini arttırabilir. Para birliğini kontrol etmekte şu kadar zorlanan bir şey, birliğin ordu hikayesinin Macron'dan çıkması da ayrı bir tebessüm hikayesi oluyor. Yani başka bir şey Fransa'da olmaz yani. Sarı eleklerin hareketi ne diyorsun? Geçeceksiniz. Yani bence o iş, o ordu tamamıyla bir hayal unsuru, güzel bir hikaye, başka bir şey değil. Zaten sonra açıklama altını geldi. Altını bile dolduramıyorsun. Avrupa ordu filan demedik biz filan, hatırlıyor musun? Şimdi o yüzden diyorum ya, o tebessüm yaratır sana, başka bir şey yaratmaz. Diğer taraftan buna bakarsan Rusya'ya karşı kim silah satıyor? Amerika. Trump ne yapıyor zaten geldiğinden beri? Silah satıyor. Bu iş böyle devam ettiği takdirde ne yapacak? Güzel bir şekilde Orta Avrupa ülkelerine tekrardan silah satacak. Ne satıyor zaten? Ama geçen gün ne dedi? Amerika çok silah satıyor. Bu kadar silah satık şimdi bu işler olmaz diyor. Sen satıyorsun, ben mi satıyorum? Hayır, zaten az önce söyledi ya, dengesiz bir, yani nasıl diyeyim? En çok silah satan ama silah satmak aynı şey yapıyor. Dedi ya Mustafa. Dolayısıyla Kardo. Bu hikaye direkt ona gider. Bak, daha güçlü sistemler yükleyelim diye. Şey hatırlayın. Neye benziyor? Bush, baba Bush. Bu öldü. Dün mü, önceki gün mü ne? Onun bir lafı vardı. Afganistan'da milletin tepesine bomba yağdırıyorlar. Su kuyruğunda bekleyen kadınları falan öldürüyorlar. Bu silahlı insansız araçlarla. Baba Bush'un lafı şuydu. Yanlış hatırlamıyorum ama bu oğlu da olabilirdi. Çok fark etmiyor. Görüyorsunuz değil mi? Savaş ne kadar kötü bir şey dedi adam. Şey yani gibi. Gülüyoruz burada ama. Savaş diye yani bir şey var ve o geliyor insanları öldürüyor. Ne kötü şey gibi. Dünya çok kirli.
Trump dedi ya. Trump ki aynen. Kendisi de iklim anlaşmasını imzalamadı ama. Hayır ya kaşıkçı. Ya öyle bir şey de düşünmüyor. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dünya çok kirlendi tamam. dedi ya. Ya onda da bak. Çok kirlendi dünya. Kaşıkçıdan ne diyorduk biz? Bir şey çıkmaz, bir şey çıkmaz. Üzerinde o kadar. Ne oldu? G20 başkanı yaptılar. Bitti. 2020 senesi. 2019'da Osaka. Başkan ya. Çak yapan mı istersin? Beni dinleseydin mi istersin? Hiç. Ha, yani Putin, tamamen hiç para ya. Kremlin'den de açıklama geldi ya öyle. İkili ilişkileri samimiyetse ticari ilişkileri de etkilidir diye bayağı açıklama geldi. Globalleşen yani. Bir evet. dünyada ticarete bakıyor işte. Ama bu arada tabii senato cinayete zorluyormuş. Dair bilgilendirdi tabii, de. Tabii. Yani bilgilendirmiş CIA direktörü de. Cumhuriyetçi senatör işte Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğunu düşünüyorum diyor. Şimdi o zaten Mustafa Kartal da oradan bir şey çıkmaz diyordu. Çıkmazdan kastetti yani işte G20'de gördük bunu. Bitti ya başkan yaptılar da daha ne olacak ki? Yani şu ortamda olabilecek en son ülkeyi geldiler başkan yaptı. Geçen sefer belli oldu hocam bu sene değil. Yani fark etmiyor değiştirsin. Hesapta Avrupa Birliği en fazla yaptırım uygulayan ülke yani, ya. 2019 Osaka, Japonya, 2020 Riyad. O daha önce belirlenen bir şey. Fark değişmiyor mu bunlar? Yani değiştirmediler şey. Yani. Hmm. Hani değiştirmediler de hani Kaşıkçı şey gibi konusu. Düşün. Avrupa Şampiyonası'na biz aday olurken son ülke sıralaması da biziz. Bizi yapmaları gerekiyor. Ya grup ülkeler de yapabilir diyor. Değiştiriyorlar oyun kurallarını. Vallahi bilmiyorum. Hesapta herkes tepki veriyor diyor. O yüzden diyorum ya değiştir. Ne olacak acaba Kaşıkçı konusu? Gerçekten aslında bunu biz hep ekranlarda bu konuyu hep konuşuyoruz. Çünkü konuşuyoruz yani. Hani ortada bir şey yok. Biz konuşuyoruz. Ceset yok. Yani Türkiye konuşuyor. Emir veren değil. Yok. Mustafa Kartoğlu. Bir şey çıkar mı burada? Vallahi şöyle... Şimdi aslında dün konuştuğumuz Washington Post'un uyarısı çok yerinde bir uyarı. Bence hani işin o tarafı en kritik taraf. Yani siz bundan sonra 30-40 yıl boyunca böyle bir krallar nasıl çalışacaksınız? Yani bilemiyorum. Yani nesinden emin olacaksınız? Bu soru bu. Şimdi bu adam işte Türkiye'de doğrudan hedef almıyor. Cumhurbaşkanı da doğrudan hedef almıyor. Ama bir soru soruyor. Böyle bir durumda, böyle bir ülkede bu emri kim vermiştir? Sorunun cevabı hepimizin kafasında netleşiyor mu? Evet. Ben bir soru daha sormuştum geçen gün. Hadi diyelim ki buradan dediniz onu ya o yapmadı da Mehmet değil Süleyman yaptı tamam. Peki 1,5-2 aydır bu işi kim üstünü kapatıyor? 2 aydır. Kim bilgileri vermiyor? Herhalde bu da en tepeden talimat olmaksızın memur şey olmadı, bürokratik oligarşiye falan takılmadı yani bu da. Şimdi o yüzden o durum çok net. Amerikan senatosundaki bilgilendirme enteresan. Bir de herkese yapılmamış. Bazı senatörlerin şeylerini gördüm, tweetlerini gördüm. Alıntılamışlar bir takım arkadaşlar. Onlar da diyorlar ki derin devlet, derin Amerika devreye girdi, belli senatörleri bilgilendirdi. Neden hepimiz bilgilendirilmedik diyor. Şimdi bu derin devlet mevzuları bize tabii çok aşinayız biz bu işe, tanıdık geldi. Şimdi bilgilendiren CIA başkanı olunca, senatörlerdeki kanaat de bu olunca bu iş siyasi bir sonuç doğurur. Yani hukuki bir sonuç doğurmaz atıyorum istihbarat servisinin elde ettiği bir istihbari bilgi. Ama siyasi sonuç doğurması zaten yeterlidir bu tür durumlarda. Şimdi bu siyasi sonuç Amerikan senatosunda doğduysa, siyasi kanaat pardon, Birleşmiş Milletler'e taşıyacağız bunu diyor Cumhurbaşkanı. Oraya taşındığında bütün ülkelerle paylaşılmış olacak. O zaman da Birleşmiş Milletler'in bir karar alması gerekecek. Çünkü Birleşmiş Milletler'de bir kanaat oluşacak. Belki bir oylama yapılacak, belki bir üzerinde konuşmalar yapılacak, gündem haline gelecek. O zaman da peki böyle bir durumdaki bir devlet başkanı adayı nasıl yoluna devam edecek? Bu sorunun cevabı da henüz belli değil. O yüzden 2 yıl sonra evet Suudi Arabistan'a verildi. Eğer bir tavır alınsaydı en azından bunu bekletelim. Birincisini açıklayalım, ikincisinden bahsetmeyelim, dursun denseydi bunun bir anlamı olurdu. Ama denmedi. Putin'in durumu da ortada. Herkes tamamen duygusal davranıyor. Ne kadar aldığına bakıyor. Yani rakamla sıfırlara bakıyor. İşte Putin 2 milyar alıyor. Amerika 20 milyar alıyor. Ya da 200 milyar alıyor. Ama bu vermekle toparlanacak iş değil. Prens Bin Selman geziyor. Mesela Cezayir'deydi. Latin Amerika dönüşü. Cezayir'e uğradı. Galiba bir ülkeye daha gitti Afrika'da. Ondan önce de bir tur attı. Ve bundan sonra da devam edecek bu gezilerine. Niye geziyor? Dayanışma arıyor.
Arapların bulunduğu Arap ülkelerine, daha çok Arapların bulunduğu ülkelere, Arapça konuşan ülkeleri, Afrika'da birkaç tane var, ve Müslüman ülkelere, yani skalayı genişleterek söylüyorum, gidiyor. Sonra diğer ülkelere gidiyor. Şimdi gittiği her yerde herhalde vallahi billahi ben yapmadım falan demiyordur. Başka işler konuşuyorlar, ticaret konuşuyorlar, yatırım konuşuyorlar. İşte yani teknik olarak resmi dildeki adı bunun yatırım. Şimdi bunları konuştuklarında bir karşılık alıyorlardır. Dolayısıyla yani burada ne kadar karşılık buldu, ne kadar bunların karşılık bulsa da ne kadar taşınabileceği önemlidir. Çünkü giderek ağırlığı artıyor ve taşınamaz hale geliyor. Nereye kadar taşınacak? 2 yıl sonra Suudi Arabistan G20'nin dönem başkanı olduğunda ülkenin başında kim olacak? Onu da bilmiyoruz. Evet, şimdi sarı yelekliye gelelim. Fransa'da hükümet geri adım attı. 42 tane istekleri varmış. Şimdi bu isteklere bakıldığında emeklilik yaşından tut da engellilerle ilgili, ondan sonra bu asgari ücretin 1200 servet, lira altında olmamasıyla ilgili. Servet vergisiyle ilgili akaryakıt bunlardan bir tanesi. Bak, 42 madde. Olayın başlangıç noktası var. Evet. Macron geldiğinde dedi ki vergilerde ben indirim yapacağım. Gitti zenginlerin vergilerinde indirim yaptı. Orta ve alt kesimin vergilerinde bir indirim yapmadı. Birinci darbeyi oradan zaten vurdu. İkinci darbe, esas bu sarı yelekli hikayesinin başlamalık noktası. Bunlara vatandaşa dendi ki karbon salınımında en fazla salınımda dizel motorlar yapıyor. Dolayısıyla benzinler yapıyor. Siz dizel motorlarda alın. Size teşvik de vereceğim dendi. İnsanlar dizele yöneldiler. Sonra döndü dedi ki ya bu dizel karbon salınımında en fazlayı verenmiş. Dolayısıyla ben buna ek vergi getiriyorum. Ek vergi derken başlangıç fiyatını yukarıya çekiyorum dedi benzin ve motorinde. Siz elektrikli alın. Adamlar dedi dalga mı geçiyorsun sen? Sen bana teşvik verdin. Dedin ki bu yönde adım atın. Biz attık. Sana güvendik. Şimdi diyorsun ki bunları bırak. Ödemeler bitmedi. O bu bitmedi. Yenisini aldın. Şimdi bir dakika. Asgari ücret 1300 euro olsun ki şu an 1150 euro. Esnaf köylerde ve şehir merkezlerinde korunsun. Çünkü dev alışveriş merkezleri inşaatlarına son verilsin. Altıncı maddeye bak. Büyükler büyük vergi ödesin, küçükler küçük ve orta. Evet. Büyükler dedi büyük şirketlerden bahsediyor. Aynen. Küçükler de küçük ve orta işletmeler diyor. Sosyal güvenlik sisteminden ve serbest çalışanlar için ayrı bir sosyal güvenliği, Bağkur benzeri demiş. Emeklilik sisteminden bahsediyor. 1200 euro'nun altında emeklilik maaşı olmasın. Tüm Fransızların maaşı aynı zamanda emeklilik maaşları, sosyal yardımlar enflasyona endekslensin. Bak, benim en beğendiğim madde 21. Hakiki bir entegrasyon politikası uygulansın. Fransa'da yaşamak Fransız olmayı gerektirir. Tamamlayana sertifika verilmek üzere Fransızca dil, Fransa tarihi ve vatandaşlık bilgisi dersi verilsin. Yani adam gelip oradan kültürünü bana adapte etmesi. Zaten bir ülkeye gittiğinde yapman gereken odur. O ülkenin kültürüne adapte olacağını genelde biz ne görüyoruz? Adamlar bizim kendi kültürlerine gelip taşıyor. Kendi dilleriyle devam edip kendi dilleriyle tabela atıyorlar. Ve biz diyoruz ki onlar öyle değil. Onlar bana geldiler. Ben onlara gelmedim. Fatih tarafına gidiyorsun, tabelalara bakıyorsun. Ben hiçbir şey anlamıyorum oradan. Beyoğlu'nun merkezine gidiyorsun, tabelanın yarısına ben hiçbir şey anlamıyorum. Hele saat 10.30'dan sonra oradaki tek Türk ben ve taksici arkadaşlar. Başka Türk yok. Çalışanlar da dahil olmak üzere. Bir şey diyorlar, bana mı diyorlar, küfür mü ediyorlar, seviyorlar mı, sövüyorlar mı? Hiçbir şey belli değil. Ortada hiçbir Allah'ın kulu da yok. Burada güvenlik olarak söylüyorum. Yani orada adamlar bir şey yapsalar, kimden ne, hangi dilde yardım isteyeceksin? Bak o yasa entegrasyonu mesela diyor ki, göçmenliği kabul etmeyenleri ülkelerine gönder, kabul ettiklerine de bütün haklarını ver diyor onlara. Aynen. Ama bir şeyi öğreterek ver diyor. Bizdeki gibi yani biraz eleştiri olacak burada ama bizde dediğim gibi örnekleri yaşayarak veriyorum. Yani ne dediklerini bilmiyorum ki. Ne sattıklarını da bilmiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı görev süresi yeniden 7 yıla çıkarılsın. Emeklilik yaşı 60 olsun. O 6 ay hikayesi kazandı ya sarı yelekliler. Büyük bir ihtimal pazartesi günü, cumartesi günü şey var. Traktör sektörü, çiftçilerin yapacağı bir büyük eylem de var. O iş tamamıyla kapanacaktır. Olmaz Macron zaten eylemle. Bitti ya. Macron olayı tamamıyla kapandı gitti burada. Evet, bir de G20'de tutup bu eyleme katılanlar ceza yiyeceklerdir deyince hepten bitti zaten. Valla Macron geri adım attı. Bakalım istifa edecek mi? Kim gelecek? Değişir mi? Değişir. Yani o Avrupa kültürü değiştiriyor. Ya Merkel gidiyor ya. Merkel, Macron kim?
Merkel kendi gidiyor ya. Tamam, kendi gidiyor ama nasıl gidiyor? İki tane bölgede kaybedince dedik ya, benim yaptığım politikayı beğenmiyorsunuz. Göçmenlerden dolayı gidiyor zaten. O zaman dedi tamam ben aday olmayacağım. Macron, yani iki sene önce Macron mu vardı? CHP'ye de örnek olsun o zaman. Kaybeden herkese örnek olsun. Yani sonuçta biz futbol kulüplerinde ne yapıyoruz? Başkandır. Yanlışsan git başkası da gelsin diyoruz. Bu kadar basitmiş. Sonuçta neyiz biz? Taraftar. Kılıçdaroğlu çok şey yapmıyor ona ya. Hiçbiri yapmıyor. Hiçbiri. Kaybeden hiçbiri. Sadece Kılıçdaroğlu. Kaybeden hiçbiri hiçbir şey değiştirmiyor. Yani. Bunu evet. Bak parti tarafına koyabilirsin. Sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına hiçbir şey yapmıyorsun ama adam yıllardan beri orada ya da kadın yıllardan beri orada. Evet. Bizim sektöre de çevirebilirsin bunu istersen. Hep öyle yani, değişmiyor. Aynı kadrolar. Kalıptan aynı. Tepede 25 yıldır onlar. Sorunu çözmek isteyen onlar. Sorunu yaratan onlar. Sorunu çözmek isteyen onlar. Yaratan onlar. Bu kısır döngüde ne olacak ki? Bir şey olmuyor. Bak bakıyorsun Fransa'ya, bir anda Macron diye birisi çıkıyor. Bir anda ondan önce Carla Bruni'nin eşi, bu adını hatırlıyor. Sarkozy'den birisi çıkıyor. Ya o kadar imaj insanlardan sonra bunlar gelebiliyor. İtalya'da sürekli 11 ayda bir seçim oluyor ama hep yeni birisi geliyor. Yunanistan'a bakıyorsun, yeni bir çocuk diyeceğim neredeyse. Bizde öyle tabir kullanılıyor ya. 35-40 yaşındakiler geliyor. Kanada'ya bakıyorsun, zehir gibi bir çocuk geliyor ki babası onun da şey zaten, Kanada'nın bağımsızlığını kazandıran bir şey. Şimdi dünyada bu kadar konsept gelişirken bizim taraflara bakıyorsun. Bizim kültürden mi diyeceğim artık nedir? Koltuk, güzel bir koltuk geberdi. Vallahi güzel herhalde. Mesela yani, şey yapılabilir. Bu da ütopik bir öneri. Devlet yardımını kessinler. Nereye? 3 dönemdir başarısız oluyorsan devlet yardımını kessinler ya da 2 dönemdir. Niye benim vergimle sana destek veriyorum ki ben? Amerika'daki gibi bağışta bulunmak isteyen bulunsun. Mustafa Bey, ne diyorsunuz Baki'nin bu teklifine? Böyle bak şey de oluyor, tasarruf tedbiri de oluyor. Yani 722 milyon para destek olacaklarmış. Yani öncekinde de deli bir paraydı. Gerek yok, afişleri her tarafı donatacaksın da ne olacak? Buyurun Mustafa Bey, Baki Bey'in teklifine ne diyorsunuz? Ütopik olduğunu söyledim ama uygulanabilir mi? Uygulanan bir sürü ülke var. Valla aslında bakarsan o zaman top hepimizin sahasına geliyor. Biz karşılığını aldığımız yerlere bile para vermekten imtina ediyoruz. Ne bileyim işte apartman aidatını bile 3. gün falan, 3 gün 5 gün sonra ödemeye başlıyoruz falan. Ben öyle yapıyorum yani, bazen ama sallıyorum. Ama şey oluyor hakikaten. Eğer onlar mesela bizim yazlık tarafında ama önemsemiyor. İlk 3 günde ödemezsen 4. gün ödedin, tamam mı? %10 cezai tabidir diyor. 4. gün ödedin. Arkadaş bana ne, ilk 3 gün yazdım diyor. Çünkü fatura ona göre geliyor. Bizde ceza müeydiye uyguladın mı? İnsanların hepsi ilk 3 günde ödüyor yani. Hiç kaçarı yok orada. Evet Mustafa Bey. O yüzden şimdi zamanınızda aidat ödeyin. Sebebi şu. Böyle böyle partiye mesela üyelere baktığınız zaman her üye hani yıl boyunca biner lira verse evet buna hiç ihtiyaç kalmaz. Öyle bir üye listesi yapıyorlar ki bu kadar. Milyonlarca kişi. O kadar milyon kişi varsa o zaman bu parayı niye ben o partiye oy vermiyorsam neden benim partimin paramdan o partiye oy gidiyor? Ya belkine gidiyor. Tamam ama o zaman top bizim sahamızda. Üye olan aidat ödüyor mu? Üyelik bedeli ödüyor mu? Yahut seçim zamanı hani çıkıyorlar destek toplama para ödemiyor. O yapının bizde oluşması ihtimali çok zayıf. Amerika'da bile girilerken ve iyice de manipüle edilmişken bizde oluşması çok zor. Yani dediğin kulağa hoş geliyor ama kağıda düşmesi biraz zor görünüyor. Böyle ona işte verilmesin, İşte o zaman da koltuklar diye. Hiç yenilenmiyor. Ama partilerin de kendi içlerinde ya işte ama hepsinin yeniden yapılanması lazım. Bakın hepsinin yeniden yapılanması lazım. Bir sürü eksiklik var orada da. Biz tamamen hani tamam çoğulculuk olsun falan diye bırakmışız. Kimse oraya değmiyor ama bu Avrupa Birliği süreçlerinde müzakereler tamamlansa belki bunlara da sıra gelecek. Derneklere de sıra gelecek. Avrupa'da yani birlik standartları nedir? Bir iş yapılırken devlet, özel şirket, sivil toplum üçünü bir araya getirir. Şimdi bu AB yardımları ya AB projeleri falan öyle yapılır. Sivil toplumdan da kim? Bizde 1 milyon tane memleket derneği var. Bir o kadar da ne bileyim işte sokak hayvanlarından tutun. Bir de bunlara da bizim vergilerden para gidiyor. Bir sürü dernek var. Tüketici derneği var. Ne yap?
Ne yaptıklarını bizim görmediğimiz tüketici dernekleri var. Şimdi bunların hepsi Avrupa Birliği'ne düşünün yani. Eğer üye olsak yarın gidip hepsi saldıracaklar. Yani bizi de kabul edin, biz de destek istiyoruz, biz de proje istiyoruz. Ya bir dakika bir durun, hanginiz? Evet. Hanginiz? Çünkü bizde öyle bir ayıklama da yok. Doğru. Hayır, DNM faaliyeti yok. Bir büro, bir masa, bir tane başkan, kağıt üstünde üyeler, gelir sıfır. Sonra bakıyorsun faaliyet raporu yazmış, bu kadar. Hangi gelirle yaptın bunu? O da belli değil çünkü zaten ortada iş yok ki. Yalandan yazılmış. Şimdi bunlarla hayatiyetini sürdüren bir tırnak içinde sivil toplumumuz var. Elbette çok başarılı olanlar var, ayrı bahis. Onları koyuyorum bir kenara ama o kadar boğulmuş vaziyette ki. Evet. Partiler de böyle. Kendi ilkeleriyle çelişen partiler var yani koyduğu ilkelerle. Şimdi bir bakın, birisi çıkıp bunu araştırsa, tabii gazetecilerin bunu yapması lazım. Dese ki partinin programıyla, kuruluş bildirgesiyle bugün yapılanlar yahut seçimlerde verilen vaatler arasında şöyle şöyle çelişkiler var dese, hakikaten her tarafın delik deşik olduğu görülecek. O yüzden tek derdimiz bu olsun ama parayı da verelim de şerlerinden emin olalım pozisyonundayız yani. Evet. Son 3 dakika, dün bir konu vardı, yanlış köprü kullanımına ceza geliyor, cezalar geldi diye. Şimdi 3. köprünün açılması ardından 2. sınıf yani dingil mesafesi 3.20'nin üzerinde olan araçlar 2. köprüden geçişi yasaklanmış. Yani bunlar cipten fakat yasaktan haberdar olmayan vatandaşlar 2. köprü kullanmaya devam ettiği için cezalar peşi sıra gelmiş. Şöyle 50.000 TL'lik arabası olanı 300.000 TL'ye kadar ceza gelen var. 150.000 TL'ye gelen var. 2 hafta önce konuşmuştuk galiba değil mi senle? Evet, 2 hafta önce burada konuştum. Ve ben yeni çıktı bu da. Haberi, birçok insanın haberi yoktu öyle bir şeyden. Yok, benim de yoktu. Ya bu arada bir de şey var yani, tamam 3. köprüyü yaptın, oradan adamlar geçsin, eyvallah iyi güzel de yani benim jipim var diye niye 3. köprüden değil bu tarafa bak, geleyim? Aksı yani dingil mesafesi 3.2 metre ve üzerinde olan araçların 2. köprüden geçmesi yasak ve kim bunlar? İşte bilmiyoruz, aksa oturup şey yapacağız herhalde. Ölçecek miyiz yani? 3.2 kaçtı? Şimdi haber, burada hikaye şu. Diyorlar ki şikayet bir ediyorlar. Bir herhangi bir uyarı işareti yok. Konu yeterince duyurulmadı. Biz de yıllardır kullandığımız köprüyü kullanmaya devam ettik. Bir de bir yıldır neredesiniz? Bir yıl sonra geldi bu tebligatlar. Kimse bizi uyarmadı. Daha yeni başladı tebligat gelmeye. Diyor ki bak 3.45 olan aks aracına 800 TL ceza kesilmiş. Ya bu 3. köprü kaç yıl önce açıldı zaten? 2 yıl önce falan açılmadı mı? Yani hayır, şunu demek istiyorum. Vücuda ceza duyurulma, çok fazla duyurulmadı. Köprünün Biliyor. Girişinde de uyarı tabelası olmadı. Benim de bilgim yok, haberciyim ben. Benim nasıl yok? Ben haberciyim. Benim yoksa benim... yani vatandaşın nasıl olacak? Bir sene önce gelmiş olan bu kanun o zaman çok iyi duyurulmadı. Biz burada ekranda da konuşmadık ya, mesela. Şeyde de oldu ya, bu film camı hikayesinde de oldu ya. Ne olduğunu Feliha, netleştirmeden cezalar geldi. Kanunu bilmemek mazeret değildir biliyorsun. Efendim nasıl? Ne? Anlamadım Mustafa Bey. Kanunu bilmemek mazeret değildir. Mazeret, eğer içinde ceza değildir varsa bana bildirmek de kanunun görevidir. Ya mahkemede geçmez bu. Mahkemede geçmez. Tamam, al arabayı git deriz o zaman yani. Yok, mahkemede geçmez, doğru, kanun var yani. Var da sonuçta kamu otoritesinin onu bilgilendirmesi gerekiyor. Bunu herkes bilmek zorunda. Evet. Yani... Buna katılıyorum canım, ben sadece temel kuralı söyledim. Temel kuralı, bir onu evet yapmaya çalışıyorum çünkü doğru. Devlet biraz o kanunu bilmemek mazeret değildir'e sığınarak her şeyi yapıyor, rahat ediyor. Neden? Çünkü memur sonuçta bundan sorumlu tutulmayacak. Memur diyecek ki kanun çıkmış, bilmiyorsa onun sorunu. Ama memur sorumlu tutulursa işin iletişimini yapmak işte medeni ve modern devletin sorunu. Bu işin iletişimini yapmak. Evet, sıkıntı yani, şöyle. Aks aralığı işte 3.5 metre olan. Aks aralığının ne olduğunu kimse bilmiyor. O anlaşılıyor yani, çok net. Ruhsata bakacağım ya. Benim için ne kadar? Normal devlette yazıyor. Sıkıntı o değil. Sıkıntı 3.20 olması, geçmesi meselesinden ziyade hem bilgisiz, o çok getirince duyulmadı, bilmek zorunda olabilir. Mahkemede geçerli olmayabilir. Ya ben bilmiyordum diyemezsin. Mahkemede ödeyeceksin onu. Önüne koyar onu kanunları. Demiyorlar. Konu şu diyor, bir senedir bana tebligat gelmedi, uyarı gelmedi, bir tabii, sene tabii sonra arka arkaya niye geliyor diyor. Aslında konu bu. Örnek geçmiş, 15-20 gün sonra bak, görmesi lazım. Devletten görüyorsun, karayollarından görüyorsun, ben de bakıyorum arada arabada ceza var mı, et kazanı görmüş, bir şey olmuştur bilemem. Benim arabada 3.20 aks mı değil mi bilmiyorum mesela, ya ben de ceza almış olabilirim. Kim arabasına bakar, ben arada aksa bakmıyorum ama cezayı arada be bakıyorum. Bir de bu ceza E-Devlet'te de görünmüyor bu arada. KGM'den sorguluyorsun. Yani karayollarından sorguluyorsun. E-Devlet'te yok. Bunu da söyleyeyim. Çünkü o benim araçta 3.20 var mı? Ben cezalı mıyım bilmiyorum. O zaman ben size bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bakın ben şimdi aklıma pratik bir öneri geldi.
Süremiz dolmuş. Her konuda, son cümleyi her konuda mesaj atıyorlar değil mi? Karayolları evet. Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, tabii bütün nüfus hepsi. Her konuda. Filan gününüz kutlu olsun. İşte emniyet kemerinizi takınız falan. Uyarıyor. Çok güzel bayramlardan önce filan. Harika. Ya at kardeşim buna da at deyin ki filan yerden geçtiniz şu kadar cezanız var. Telefonların hepsi var. Herkesin telefonu var. Herkes telefonunu güncellemek zorunda olsun. Tamam ayrı bir bahis. Ama birçok kişinin de telefonu orada var. Ya en yüksek araba sayısı İstanbul'daysa bir tane kamu spotunu bir hafta çevirirsin. Hepimiz öğreniriz. Süremiz dolmuş. Bu arada belediyeler yapıyormuş bunu ama Ulaştırma Bakanlığı cezayı kesiyor. O da güzel. Yani kimi şikayet edeceğiz? Evet, belediyeye işte, mi yaptığını ulaştırma mı? O yüzden şikayet merci de yok. O zaman bir şey. Gerçekten yok. Şaka Başbakanlık müsteşarı neydi? Bismer mi vardı? Bimer. O zaman Bimer'e şikayet edeceksin. Başbakanlık yok artık. O da Başbakanlık mı? Başbakanlık yok artık biliyorsun. Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi var. Evet. Tamam o zaman ona şikayet edip ne yapıyorlar diyeceğiz herhalde. Sarkmışız Lütfiye öyle diyor. Herhalde 3.20 aksı olan arabası yok Lütfiye'nin. Çok önemli bir şey konuşuyorduk Lütfiye kesin. Gidince bakacağım ben de Rusya'da. Aksımız kaçmış. Efendim ya bak bunu konuşulmaya devam edecek. Çünkü bazı televizyon kanallarının canlı yayın araçlarına da çok büyük cezalar gelmiş. Bazı canlı yayın araçlarına, televizyon kanallarının canlı yayın araçları bunlar. Neyse bu konuya hiç girmeyeyim. Ya altınız adedesin. Beşiktaş'a geleceksin. Ne yapacaksın? İstanbul turu atıp mı geleceksin? İşte bilmiyorum. Konuşacağız, devam İstanbul edeceğiz. İstanbul turu da değil zaten, o Tekirdağ evet, turuymuş. Mustafa Kartoğlu teşekkür ediyoruz, belki sana da teşekkür Rica ediyoruz. Herhalde bu konuyla ilgili bir şey yapılır diye umut ediyoruz biz diyelim ve kapatalım analiz sentezi. Yarın görüşmek üzere. Halkbank analiz sentezi sundu.